Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sevgili dostlar size efsane über süper düber. Harika bir video içeriği veriyorum. Bugüne kadar YouTube'da her yerde benim kanalda dahil olmak üzere her yerde Dark Web'e nasıl girersin? Dark Web'de ne bulursun? Deep Web nedir? Hepsini anlattık. Şimdi büyük amme hizmeti yapıyorum dostlar size. Hazır mısınız? Dark Web'de nasıl sunucu kurulur? Nasıl web sitesi açılır? Buaaaaa! Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. <laughs> bu iş için bir Raspberry Pi kurdum. VM'de çalışıyor. Siz gidin alın istediğiniz Raspberry'yi onun için de kullanabilin diye. Bir tane cüncük kadar Raspberry ile bu işi nasıl yapıyoruz? Nasıl web sitesi açılıyor? Onu göstereceğim. İnceden Başlayalım dostlar. Güzel bir YouTube içeriği yapalım. Twitch'te olmayan bir başka içerik. Yine sizlerle birlikte burada karşınızda efendim. Şimdi sevgili dostum öncelikle biz Deep Web, Dark Web nedir? Bunların bir tanımını yapmayacağım size. Dark Web'e, Deep Web'e baktığınız zaman zaten anasının gözü gibi bir sürü video var. Bir sürü şey var. Hepsi de aynı şey. Buzdağının görünmeyen yüzü. İnternetin %90'ı. Bilmem neyin bilmem. Bir sürü tatava anlatacaklar. Hepsi tamam. Biliyoruz. Hepsini biliyoruz işte. Bilmediğimiz bir internet daha var. Bir internet daha var. Bir bu kadar da yerine altında var falan diye bir hikayeler anlatılıyor. Evet bunları biliyoruz. Peki buzdağının altında bir tane de bize ait bir şey olsun. Bir taşta biz dizelim. Şimdi kardeşim bir tane Raspberry Pi aldın veya bir tane VMware sunucu açsın. İlla Raspberry olmak zorunda değil şartlardan. şartlarda ben geldim bir tane sunucum var. Bu da internet. İnternetten erişilebilir hale getirmek istiyorum. Bu evimin routerı. Ondan sonra bu da ISP'min routerı. Ondan sonra burası da internet. Burası bağlı. Burası da benim evimdeki router. Burada da başka bir kullanıcı var. A kullanıcısı. Benim sunucuma gelmek istiyor. Sunucu da S. Bu adam gelmek istediği zaman yazıyor www can sistem.com yazdığı zaman DNS'lerden DNS'lerden geliyor gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor onu yapıyor bunu yapıyor sonra bu ISP'ye geliyor ISP'den benim evime geliyor Geliyor. Burada benim port 80'i açıp bu port 80'den çarpıp içeriye yönlendirdiğim sunucuma geliyor. Ben burada port 80 açmam lazım 1. Buradaki bacak IP'min sabit olması lazım 2. DNS sunucuma kaydedilmesi lazım 3. Ondan sonra adam gelecek beni bulacak da dırı 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 internet böyle bir mantıkta çalışıyor. Peki Tor'da iş nasıl oluyor abi? Hemen aktarıyorum sevgili kardeşim. Tor'da yine bir öyle bir sunucumuz var. Bu sunucunun önünde bir tane router var. Ondan sonra onun önünde de bir tane ISP'nin router var. Ondan sonra bu adam internete bağlı. Ondan sonra burada bir tane kullanıcımız var. A kullanıcısı olsun bu da. Yalnız burada arkadaşlar Tor'un nodları var. Bir sürü nod. Benim sunucum da burada. Ben burada da bir tane nod açtım. Eğer A kullanıcısından bağlantıyı Tor Network'üne sağladıysam böyle Tor'da gidiyorsam Ton Onion adresini girdiğim anda bu adres direkt kendi içlerinde bu da burada bağlantıyı sağladığı için buraya bağlandığı için kendi Network'ün içerisinde direkt bağlantı üzerinden VPN VPN üzerinden gelindiği için kendileri aynı networkteymiş gibi, aynı subnetteymiş gibi birbirleriyle isim çözümlendirmeden rahatlıkla bağlantı sağlayabiliyorlar adresler üzerinden, Tor adresleri üzerinden, Onion adresleri üzerinden. Böylece benim burada bir tane IP adresi açmama, buradaki IP'yi sabitlememe, buradaki portu yönlendirmeme, burada 80 açıyor olacağım ama burada ayrıca 80'i göndermeme bilmem neye hiçbir şey ekstra yapmama gerek kalmıyor. Tamamen bu kırmızı çizgilerle bahsedilen trafik encrypted yani kriptolanmış bir trafik olduğu için de ne aradaki router, ne buradaki modem, ne başka birisi, buradaki başka birisi kesinlikle bu trafiği dinleyip algılayamıyor prensipte. Çünkü bunun başka pislik yöntemleri var. Onların hepsini anlattık zamanında burada sizlere açıkladık. O yüzden böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Prensipte mantığı anladınız. Şimdi bir VPN'den server bağlıyorsunuz. Onun için normal bildiğimiz internetin ihtiyacı olan birçok şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece bir adrese sahip oluyorsunuz. Hayat size kolay oluyor. Şimdi efendim bizim Raspberry Pi aslında bir standart bir Debian. Herhangi bir Debian işletim sistemi olan Linux'ta da bunları kurabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Ondan bir bahsedeceğim. Şimdi göstereceğim neden söz ettiğimi. Ancak lütfen oldu ya yapamadınız. Bilmem ne demediniz. Beceremediniz. Bir şey olmadı. Ben bunların yardım departmanı değilim arkadaşlar. Gidin internette araştırın. Discord'da sorun. Ama gelip de bana abi ben yapamadım. Burada VPN de çalışmadı. O olmadı bu olmadı diye yapmayın yani. Tamam mı? Hani denk gelirsek tabii ki memnuniyetle cevap veririm ama özellikle gelip de bu videoların altında abi o ne bu ne şöyle diye sormak çok mantıklı değil. Hani YouTube videolarının comment kısmından yorum kısmından size böyle uzun uzun orun yazıtları gibi makale verecek hali yok. Fiziksel olarak pek mümkün değil. Aranan kan burada yok. Onu bir açıklamış olayım. İşin makara kısmını bırakıyorum bir kenara. Mevzuyu anlatıyorum. Şimdi abi aslında yapmamız gereken şu. Bizim bu sunucuyu kurduğumuz zaman ne geçecek elimize? Aslında hiçbir şey geçmiyor. Bir tane her yerden erişebilen, Tor Network'ünden erişebilen bir web sunucunuz oluyor. Ama siz bunu web sunucu olarak kullanmazsınız da işte atıyorum dosya sunucusu olarak kullanırsınız. FTP olarak kullanırsınız. İşte efendime söyleyeyim başka bir sunucu olarak kullanırsınız. Mesajlaşma sunucusu olarak kullanırsınız. Artık normal internette olmayan, tamamen özel bir VPN ile ücretsiz olarak erişilebilen bir sunucu işte. Yani artık hayal gücünüze kalmış. Ne ile nasıl kullanmak istiyorsanız Böyle o şekilde kullanabilirsiniz. Çok rahatlıkla. Abi sudo apt install tor. Yükle baba toru. Önce bir torumuz yüklensin. Kahveni iç, çayını iç kardeşim bu arada. Keyfine bak. Tor yüklendi. Şimdi şöyle bir bakalım. Sudo servis tor status çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Aktif bak. Çiçek gibi çalışıyor. Peki ben şimdi bunda artık bir servis hidden servis bir sunucu olarak çalışmak istiyorum ben. Hemen yapalım abi. Sudomuzu koyduk. Sudo lütfen demek değil mi? Elias eklemiştim bir ara. Sudo'ya getir lütfen falan diye. Abi ekliyorum ben yine. ETC, Tor, Tor, RC. Tor servisini açtım. İndim aşağı, indim, 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 indim. Bakalım nerede neler var. Hidden Service diye bir şey arıyoruz. Hidden Service'i bulacağız, kaldıracağız. Şimdi abi bak, Hidden Service direktrisi ve 80. Şimdi dinle de dişti ya? 80 portunu açacağım ki sunucu 80'i dinlemeye başlasın bilgisayar ki nereden cevap vereceğini bilsin. Onu ayarladık. Dosyalarımızın detayları da servis olarak da Hidden Service olarak burada çalışıyor. Warlip Tor'un altında tamam mı? Bu aklınızda olsun. Sonra buradan hostname alacağız çünkü IP IP'mizin yani ne karşılığa geldiğini, adresimizin ne olduğunu buradan öğreneceğiz. Bunu kaydedip çıkalım abi. Bizim burada hidden servisimizi açtık. Artık hidden servis olacak. Bizim demin servis vardı ya, status çekmiştim. Şunu bir durdurayım abi ben. Servisi, Tor servisini bir durdur. Bir daha çalıştıralım ondan sonra. Çalıştı. Bir daha bir bakayım nedir durumu. Çalış. Tamam, çiçek. Oldu abicim. Bu da bitti. Ondan sonra benim şimdi bir tane bir yerlerde hidden servisim çalışıyor. Değil mi? Bir yerlerde mevcut bu servis. Benim şimdi gidip abi bu servise arkasında 80 portunu dinliyor ama 80 portu nereye gidiyor bilmiyoruz. Bir yere gidiyor. Şu anda arkasında 80 portunun cevap verdiği bir şey yok. 80 portuna bir tane uygun bir web sunucusu kurayım diyorum. O zaman da sudo diyorsun abi. Giriyorsun apt install nginx xos. Bir tane web sunucusu kuralım. kur. baba bir web sunucusu bana. Kuruyor şu anda. Kurdu abicim web sunucusunda. Web sunucumuz da var. Şimdi neyimiz var abi? VPN'den dinleyen, VPN'e broadcast eden, VPN'e verileri gönderen bir tane sunucum var. Aha burada. Bu sunucu 80'den gelen paketleri dinliyor bu herif. 80'i dinliyor. Tamam mı şu anda? 80'den de arkada bir sunucu olması lazım. Şu anda şu yeşili yaptık. Sunucu yoktu. Sunucu da Nginx. Bunu yükledik. Dünyanın en popüler web sunucularından bir tanesi. Bunu yükledik bir uygulamasını. Böylece Nginx 80 portunda Tor Network'ünde bu nodların hepsini cevap verir hale geldi. Şimdi elimizde bir tane web sunucusu var. Web sunucusunun önünde bir tane 80 var. 80 güzel bir şekilde dinliyor. Benim bu sunucu üzerindeki çalışan adresim ne? Ben bu sunucuya nasıl erişebilirim? Onu onu merak ediyorum. Onu anlayabilmek için de arkadaşlar bir hostname folder'ı vardı. Hatırlıyor musunuz? Varlip Tor diye giden bir hostname vardı. Aynen hidden servisli. Oraya gidip bir cat yapalım bakalım. sudo cat varlip tor hidden service slash hostname. Bak benim adresim buymuş. Şu anda bu adrese Tor Network'ünden ulaşan herkes bu bilgisayara ulaşıyor şu anda. Bu adres bana sabit. Böyle normalde biliyorsunuz Dark Web'de falan filan uzun isimler yok. Daha kısa isimler var. Neden öyle? Neden bu böyle? Onu anlatacağım. 56 karakter var. 56 bit bu. Neden böyle? Onları anlatacağım aklımda. Sadece bu adresimiz bu. Kendi bilgisayarımdaki, normal ana bilgisayarımdaki Tor Browser'a gitmeye deniyorum şimdi. Geldim. Kendimde bir Tor Browser açtım. Tor Browser'da gittim. Onion adresimi yazdım. Enter'a bastım çalıştılar. Çiçek. Gördüğün gibi Nginx sevgili dostum. Canavar gibi geldi. Bizim burada belirttiğimiz adres şu anda bu VMware içerisinde çalışıyor. Raspberry Pi içerisinde hatta küçülteyim size görün. Bak burada Raspberry Pi içerisinde çalışıyor. Burada da aynı yere bambaşka bir Tor Browser ile ulaşmışım. Bak buradaki Raspberry Pi. Burada da benim makinem. Şu anki Windows makinem. Ve ben buradan buraya ulaşabiliyorum. İstersen bunu değiştirirsin. istersen değiştirmezsin. Paşa gönül kriterleri. Canavar var gibi çalışıyor. Şimdi son olarak şunu söylüyorum. Bu bu kadar uzun ya. Niye bu kadar uzun biliyor musun dostum? Şundan dolayı uzun. Bu 56 bitlik dedim ya. Bunun kısa versiyonu versiyon 2. O da şöyle çalışıyor. Nerede bu bizim nanomuz? Şuraya geliyorsun abi. Kaldırdığımız yer var ya. Hidden serviceli olan zımbırtı yer. Bak burası. Buraya geliyorsun abi. Şuraya. Hidden service. Ondan sonra versiyon 2 yazıyorsun. Bak şimdi. Yes yap abi. Şunu bir stop start yapalım. Start Adres kısaldı valla. Versiyon 3 adres böyle upuzun oluyor. Daha secure, daha güvenli. Versiyon 2 adresi böyle çümencik oluyor. İstiyorsan böyle de adresini kısalta biliyorsun. Sevgili dostum sunucu açmayı gösterdim. İlk kez Dark Web'de değişik enteresan sunucular açma yöntemleri. Bunu tabii gidip aptal aptal işler için kullanmayacağınızı varsayıyorum. aynen. 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 aynen sadece mantığı nedir nasıl çalışır onu göstereyim size güzel güzel oynayacak ıncık cıncık eğlenecek bir şeyler yaratmış olayım diye yaptım lütfen suyunu çıkarmayın sevgili dostlarım efendi olun akıllı olun Türk ceza kanununun siber suçlu mücadele maddeleri gelince gereği hakkınızda yapılmasın akıllı olun olu hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın umarım beğenmişsinizdir abone olun yorum atın likelayın herkese iletin büyüsün bu kanal dağıtın arkadaşlarınıza herkesin haberi olsun bizden kendinize çok iyi bakın Allah Allah emanet olun. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.